Firmamız var olduğundan beri her zaman Ar-Ge'ye, Ürge'ye önem vermiş bir firmadır. Yapmış olduğumuz yatırımlarda, tasarlamış olduğumuz kumaşlarda, müşteri portföyümüze baktığımız zaman her zaman yenilikçi, piyasanın önünde olan, trendi, deseni, rengi belirleyen bir firma olmuştur. Üretici firmalar içerisinde. Yani kendi sektörümüz, uzmanlığımız için söylüyorum. Örme üreticileri içerisinde. 2017-2018 kış dönemini tamamladık. Kış koleksiyonlarımızı tamamladık ve sıcak satışlarımız birkaç ay önce hızla başladı. Doluluğumuz Allah'a hamdolsun geçen yıllara göre çok daha iyi. 2018-2019 yaz sezonuyla alakalı koleksiyonumuzu bitirmek üzereyiz. Yaz içinde daha umutluyuz geçmiş yazlara göre. Tekstil sektörünün bu yıldan sonra sorunsuz, rahat bir şekilde ihracatı arttırarak, üretimi arttırarak devam edeceğini düşünüyorum. Fakat bu yakın günlerimizde, şu yaşadığımız günlerde elyaf fiyatlarında, özellikle doğal elyaf fiyatlarında bir aşırı yükseliş var. Bu talebi ne kadar etkiler tabii ki bilmiyorum. Üretimde bir daralma olur mu bununla beraber? Fakat yükseliş devam ediyor, halen durmuş değil. Zannedersem beraberinde tabii ki bu artış sadece bizim ülkemizde değil, dünya genelinde pamuk fiyatlarında, viskon fiyatlarında, selülozik elyaf fiyatlarında bir yükseliş var. Belli bir yere oturduktan sonra o işin de sistemli bir şekilde yine talep yoğun devam edeceğini düşünüyorum. Tabii ki doğal elyaflardaki bu artışın beraberinde talebin yönünü hemen sentetik elyaflara yönlendireceğini, değiştireceğini düşünüyorum. Yakın bir zamanda sentetik elyaf fiyatlarında da bir yükseliş göreceğiz. Firma olarak geçen yıl 2017 yılında 4 tane yeni makine almıştık. Bu makineler teknolojik anlamda en son çıkan makineler, kapasite anlamında en yüksek kapasiteli makineler, hareket kabiliyeti fazla olan, dizayn yeteneği, desen yeteneği daha fazla olan makinelerdi. Yakın bir gelecekte yaklaşık bir aya kadar 2 tane daha makinemiz var. Filomuza, parkurumuza onları da sokuyoruz. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Tekstilde kriz en acı noktasındayken de gayretle çalışıyorduk. Bugün de çalışıyoruz. Yatırımlarımıza da devam edeceğiz. Yani araştırdıkça, geliştirdikçe, yeni ürünler ortaya çıkardıkça, Ar-Ge yaptıkça, inovasyon yaptıkça talep artarak devam ediyor. Bizim ülkemizde artık çok basic, çok kolay işler maalesef zor. Orada müthiş bir rekabet var. Fiyat rekabeti var. Bu konuda Anadolu, İstanbul'un bundan 10 yıl önceki işlerini elinden aldı. Anadolu'da devasa entegre tesisler var, teşvikli bölgelerde. Onlar bu işleri entegrasyon içerisinde, yani elyaftan başlayıp çırçırdan konfeksiyona kadar getirebiliyorlar. Avrupalı büyük alıcılar daha çok taleplerini böyle entegrasyon içindeki firmalardan çözüyor. Fantezi üretimde ise Türkiye'de belli başlı firmalar var. Bu firmalar fantezi örme üretimine yön veriyor. Yani bu üç firmadan bir tanesini saydığınız zaman o üçlünün içerisinde mutlaka bizim firmamız da vardır. Dünya genelinde de bu saymış olduğum Türkiye'deki ilk üç firma sayılı firmalar arasındadır örme piyasasında. Gelecek yılların kesinlikle memleketimiz için tüm sektörlerde daha verimli, daha hayırlı, daha donanımlı, daha iyi olacağını düşünüyorum.